bıçak kemiğe dayandı Sokrates. Bir tek bakır paramız kaldı. Bu gidişte başka paranın da geleceği yok almış. Evlendiğimde deliler gibi aşıktım sana ya. Evet, seni hala sinirlendirebildiğime göre demek ki büsbütün bitmemiş aşkım. Biraz para da getirdim. Fazla bir şey değil ama 3 ayda bir elime gümüş geçiyor işte. Sen eve hiç para getirmesen bile onunla geçinebiliyordun. Ama savaş sürdükçe sürüyor. Paranın değeri de düştükçe düşüyor. Yetmiyor artık. Ya ben söylüyorum sana, ben taşçı ustasıyım ya. Taş yontuyordum ben bir zamanlar, aynı işi yapabilirim diye. Yapamazsın. Ayağına sandal giyemediğin gibi o işi de yapamazsın artık. Ama yapabileceğin başka bir iş var mı? Ne gibi? Verdiğin derslere karşılık biraz para al. Hayır efendim, ben ders vermiyorum. Bak Atina'da peşinden ayrılmayan bir yığın insan var. Hiçbir hoca senin kadar saygı görmüyor. Avuç dolusu para öneriyorlar, sen ne yapıyorsun? Almıyorsun. Ama ben neden ama? Dur, ben sözümü bitireyim önce! Peki, senden başka en azından 6 hoca tanıyorum tamam. Bu kentte. İyi. Ay hepsi iyi kazanıyor, iyi besleniyor, iyi giyiniyor. İyi, ve borçlarını ödeyebiliyorlar. İyi. Sen ondan gibi olabilirdin. Aman iyi, aman tamam peki, tamam peki. Ya bak söylediklerime karşılık para alsaydım, beni dinleyenlere aldatmış olurdum. Çünkü ben bir şey bilmiyorum. Aslında ne diyorum her zaman, tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimi bilmektir. Benim tartışmada bir çeşit ustalığım var. O kadar. Senden istedikleri de bu zaten. Bu yanını kullanıyorlar senin. Arkimiyades kullandı, Kritiyas'ta. Bir yığın başkaları da senin yanında 1-2 yıl geçirdikten sonra bir bakıyorsun. Bu delikanlılar güzel konuşmayı bilen, devlet katında güçlü kişiler oluveriyorlar. Sen olduğun yerde ben oturuyorsun. Gerçeği arayanlar için para insanın ahlakını bozmaktan başka hiçbir şeye yaramaz şekerim. Sen çünkü para almaya bir alıştın mı artık gerçeğin olduğu yere değil paranın olduğu yere yönelirsin. İyi niyetli olduğunu biliyorum. Cehennemin yolları da iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir malum ya. Aman neyle olursa olsun cehennemin yollarının döşenmiş olmasına sevindim doğrusu. Ay çünkü herhalde ben epey kalacağım orada. Yani derslerine karşı para almayacaksın. Almayacağım. Biz nasıl geçireceğiz peki? Pekidir. Sinirlenme. Pekidir. Gayet basit. Tamam bilmiyorum ben. Sorun sadece parada değil Sokrates. Asıl sorun senden hoşlanmamaları. Birçok kişi nefret ediyor senden. Düzene uymadığın için. Bana diş geçiremedikleri için. Atina'nın at sineği diyorlar herhalde. Sana. En saygıdeğer kişileri en az saygıdeğer yerlerinden sokarım. Neden? Senden hoşlanmalarını bekliyor musun? Bekleyemem. Neden? Çünkü at sineğinden atlar hiç hoşlanmazlar. Tamam mı? Nafile ya. Ben sana nasıl yardım edebileceğimi düşünüyorum. Sen atar mısın? Bir tanem evlendiğimde sana tutkundum Xantipe. Artık kocamış bir herifim ama inan olsun yani bir ihtiyar ne kadar aşık olabilirse o kadar aşığım sana hala. Biliyorum. Gittiğin o bekar eğlencelerinden birinde açıklamışsın. Ne demiş? Ben kendimi tam anlamıyla denetim altına almak istiyorum. Xantipe ile aynı evde sinirlenmeden oturabilen bir tartışmacının başaramayacağı hiçbir şey yoktu. Demişsin. Kim demiş? Benimle bu yüzden evlenmişsin. Ay kim çıkarıyor bu lafları? Koca koca gidip anlatıyor. Efendim, hayır efendim yani ben tam olarak öyle. Sen beni hiçbir sevmedin zaten hadi. Demedim. Bak yani felaket biçimsiz. Kocamış bir herifim ben. Yani bugüne dek sana da rahat bir yaşam sağlayamam. Böyle şeyler isteyen mi var? Biliyorum ama. Yakışıklı erkek isteyen var mı? Şekerim. Ben kendim bir afet değilim ki. Koca olarak seni bulmam umulmaz bir talih oldu benim için. Kimi bulsam öyle olurdu zaten. Ama bu demek değildir ki seni bir başkasıyla paylaşmaya razıyım. Başka bir kadın var. Ömer! Parfüm kokusunu üstünde duydum Ömer! Aileler günü çalmayalım parfümmüş. Senin gittiğin o gündelik çölenlerinde kadınlar da var değil mi? Ne kadını be? Flüt çalan dans eden kadınlar var arasında. Özel bir o kadar. Özel bir kokusu var, özel bir kadın var. Hayır, yok. Özel varsa bile o eskiden de artık baba, unuttum ben. Baba! Baba! Hayırsın oğlum be! Hükümet binasına seni suçlayan bir kağıt basmışlar. Allah'ım canım. Herhalde bu sabah basmışlar. Şöyle yazıyor. Biz Atinalı 3 yurttaş. Anitos, Meletos, Likon. Sokrates'i 2 açıdan suçluyoruz. 1. Kentimizin tanrılarına inanmıyor. Kendi uydurduğu yeni tanrılar çıkarıyor ortaya. 2. Gençlerimizin kafalarını bulandırıyor, aklını çeliyor. Onun hemen yargılanmasını istiyoruz. Suçlarının cezası ölümdür. Bak. Ben bunun böyle olacağını biliyordum. Ben bilmiyordum doğrusu. Umduğumdan çok daha güzel oldu bu iş. Tamam. Ya seni öldürmek istemem be adam. Şekerim bir tanem. Hadi sen mutfağa git de. Bize bana bir bardak su getir. Hadi canım. Hadi koş. Ver şu balığı. Ha?
ne olursa olsun birinin yemek yapması gerekiyor. Ver balığı. Hangi balığı? Balık alacaktın ya oğlum. Ama tiyatı görünce çarşıya gitmedim. İyi, para nerede öyleyse? Aman ne oluyorsun anne? Balık alman için sana para... İyi of! Bunu iyi düşünemem ben şimdi. Ben düşünüyorum. Görüp göreceğimiz son para bu herhalde siz şey yapın. Siz tartışmanıza devam edin beyler. Ben sizinkilerden daha küçük olan beynimi siz de başka bir odaya şey yapın. Beyler ne demek oluyor bu şimdi? Durup dururken senin ölümünü neden istesin? Aa, hayır durup dururken değil ama bak ne güzel işte. Herkesin gözü önünde yargılanacağım. Yaşama biçimimi savunabilmek için... Umulmadık bir olanak geçiyor elime. Yok yine de şu davayı atlatmanın bir yolu olsaydı keşke. Yok efendim. Ay küçük bir tanrı var ya. Hani ben yanlış bir şey yapmak üzereyken hep telaşlanan, benim kulağıma dinleyip fısır fısır beni uyaran küçük tanrı. Hiç karşı çıkmadı bu işe. Hiç eğer kaygı duysaydı karanlık bastırmadan kentten hemen kaçmamı söylerdi. Kılı bile kıpırdamadı. Olup bitene ay sen niye geldin buraya? Bağışla beni. Getirdiğim haberden ötürü beni bağışla. Başımıza gelebilecek felaketlerin en korkuncuna hazırlayın kendinizi. Suçlamayı biliyoruz. Suçlamayı unutun. Bugüne değin yaşadıklarınızın hepsini unutun. Savaşı yitirdik. Bunca yıl egemen olan kentimiz Sparta'nın eline düştü. Kimden duydun bunu? Pire'den koşarak 3 haberci geldi. Spartalılar tek tek bütün gemilerimize el koyarak herkesi tutsak etmişler. Bütün acımasızca kesip biçmişler. Fidyesi ödersin diye birkaç zengini alıkoymuşlar. Sparta kralı Pausanias Pire'de şimdi en aşağılayıcı biçimde kayıtsız şartsız teslim olmamızı istiyor. Asla! Neyle savaşacaksın oğlum? Satın alamadığın o ilden düşme kılıçkandan mı? Meclis toplantıya çağrıldı mı? Öğleyin toplanacak hükümet binası. Senatoda olmamız gerekiyor hemen. Acele koş, koş, koş. Karşı çıkanların en zehirlisi Sokrates denilen adam. Sokrates! Bu adı biliyor musun? Sokrates! Onu bilmeyen var mı? Yanlayak dolaşan, durmadan konuşan ama hiç yazmayan adam. Onu görmek isterdim. Şurada çalışanların arasındaydı. Her ay çağırın, konuşmalarını da dinlemek istiyorum. Satyros! Oradakileri buraya getir! Hadi yürüyün köpekler, sallamayın bu tarafları. Ha. Hadi yürüyün! Hadi! Hadi sen de! Hızlı yürü biraz adam, hadi! Sparta kralı Sokrates'in konuşmasını diledi. Aa, ne konuşacağım ya? Ne desin istiyorsunuz ey kral? Her zaman nasıl konuşuyoruz öyle konuşsun. Hani o dillere destan olan sorulu yalıklı şeyler. Duydun mu Sokrates? Duydum da yani kiminle konuşacağım sevgili Critias? Herhangi biriyle. Kral Pausanias bir soru sormamı. Yok hayır. Ay bir dakika. Hayır. Bir dakika yönetim hakkında. Hayır. Beni köşeye sıkıştırsın istemem. Sen dengin olan biriyle konuş. Az önce seninle söyleşiyorduk Meletos. Güzel söyleşiyi sürdürdüm. Ne diyorduk sen bana son olarak düşmanım olduğunu söylemiştin. Evet öyle demiştim. Çünkü bütün ömrünü bu kenti yıkmaya adadın sen. Atina'nın yenilgisi Sparta'nın buyruğu altında şu sırada vebadan beter bir hükümetin bizi yönetmesi. Bütün bunlar... Hep Sokrates'in öğretti. Tamam çok güzel. Nutuk aslını geçelim. Şimdi sen benim sorduklarıma yanıt ver bakalım. Meletos sen benim düşmanım. Evet düşmanın. Meletos bir adamın düşmanı ona kötülük eden kişi midir? Evet öyle. Bir adamın dostu da ona iyilik eden kişi midir? Evet öyle. Şimdi dostlarım benim aklı başında bir öğretmen, yetenekli bir felsefeci olduğumu söylüyorlar. Bu doğru mu? Hayır, yalan. Dostlarım da pek bana yalan söylüyorlar. Beni papazlıyor. Evet, yalan söylüyorlar. Bu iyi bir şey mi benim için? Efendim, bu benim için iyi bir şey mi? Hayır. Değil. Düşmanlarıma gelince onlar yüzüme karşı dobra dobra, boşa konuşan, bu da bir laf ebesi olduğumu söylüyorlar. Bu iyi bir şey mi benim? Doğru söylüyorlar. Ama bu iyi bir şey mi benim için diye soruyorum ben sana. Şimdi. Ne bileyim ben. Ya sen ne oldun? Ne sen? Sorduğumu yanıtlamaktan korkuyor musun yoksa? Vay canına!
Yanıtlarsa kendine ters düşecek. Doğru, hep öyle olur. Budala bir laf ebesi olduğumu söylemeleri benim için iyi bir şey mi? Evet, iyi bir şey, tanrıların cezası. İyi bir şey, çünkü sen öylesin. Ama sen az önce dost insana iyilik edendir, düşman kötülük edendir demiştin. Bak şimdi, düşman iyilik ediyor, dost kötülük ediyor. Bu nasıl oluyor, bunu bana açık ver. Bak. Harika! Ben bile anladım. İki eceli bir tek sözcük kullanmadan felsefe yapıyorum. Ben bu adama salakça bir şey sorayım. Salakça bir cevap alacaksınız ama sorun. Atina ile Sparta düşmanken Atina Sparta'ya iyilik etti mi? Çok. Çok iyilik etti ikram. Bana bunu açıklar mısın? Zafer iyi midir yoksa kötü mü? İyidir. Karşıda düşman olmadan zafer kazanılabilir mi? Kazanılmaz. Sparta'nın zaferi düşmanı Atina sayesinde gerçekleşmedi mi? Doğru. Tanrılar tanrılık versin ki doğru söylüyorsan. Peki Sparta Atina'ya iyilik etti mi? Etti ya. Siz özgürlüğümüzü elimizden almasaydınız, biz o özgürlüğün ne kadar değerli bir şey olduğunu anlayabilir miydik hiç? Sizin ha? Demokrasi dediğiniz şey bu mu? Evet budur. Bu kadarı yetti mi? Artık konuyu değiştireyim mi? Değiştir, değiştir. Bu demokrasi de benim kadar salak bir şeymiş be. Ve işte hepimiz bir arada ne kadar salak olursak, demokrasi de o kadar salak olur. Ey kral! Ama özgürdür! Satıyoruz! Götürsün beni! Yalnız bu kalsın. Hersiz yürü. Hadi biraz hızlı yürü adam hadi. Hadi yürü. Sen benim ilk öğretmenim oldun Sokrates. Ben şu sırada bir rastlantı sonucu bu kentin efendisi olsam bile sen hala benim efendimsin. Devlet yönetme konusunda ne biliyorsam senden öğrendim. Gerçi son zamanlarda kullanılması gereken yöntemlerde biraz görüş ayrılığına düştük ama ikimiz de aynı şeyi, yani yüce kentimiz için hükümetlerin en iyisini özlüyoruz gene de. Sen benden ne istiyorsun Gritias? Hiçbir şey Sokrates, iyi niyetini istiyorum sadece. Sen benden bir şey istemeseydin ustaca söylenmiş bu saçma sapan lafları böyle üstüme püskürtmezdin. Ne yazık ki şimdiki yönetim biçimimiz senin sevdiğin demokrasi değil. Ama yöneten Atina hükümetidir gene de. Ve eğer bu karanlık yenilgi günlerinde Atina yaşamını sürdürecekse güçlü bir hükümeti olmalı. Sen benden ne istiyorsun Gritias? Peki. Salamis adasında Leon adında zengin bir adam var. Bu adam Atina'ya açıkça meydan okuyor. Biz yönetimde kaldığımız sürece hazineye bir tek metelik vermemeye and içmiş. Olur tamam. Meclisimiz Leon yargılanırken senin de yargıçların arasında olmanı istiyor. Peki ben yargıçlık etmeye razıyım. Yalnız yasalara uygun olarak mı yargılanacak bu adam? Bu tür davalar için yürürlükteki yasaları kaldırıp özel mahkemeler kurmak zorunda kaldık. Böyle bir mahkemenin üyesi olacaksın. Bu özel mahkemede benden başka yargıçlar da var mı? Seninle birlikte 5 yargıç olacak. Demek 5 kişiden biri olacağım. Yani oyun pek etkili olmayacak. Senin o mahkemenin üyesi olman çok etkili olacak. Bak ve Leon büyük bir olasılıkla suçlu bulunacak. Çok büyük bir olasılıkla. Cezası ne olacak? Böyle bir suçun cezası ölümdür bence. Ama nedir bu arada bu suçun? Emirlere karşı gelmek. Kimin emirlerine? Sizin? Evet benim emirlerime. Hayır Gritias, hayır ben böyle bir mahkemede yargıç olmayacağım. Hayır! Kesinlikle hayır demeden önce seni uyarmak istiyorum Sokrates. Hükümette benden başkaları da var. Her zaman onlarla başa çıkamıyorum. Eğer mahkeme üyeliğini kabul etmezsen yerinde olmak istemediğin türden yargıçlar önüne çıkarılacaksın. Niçin susuyorsun? Şşş. Dinliyorum. Kimi? İşte
Gözle görünmeyen, adını bile bilmediğim küçücük bir tanrı var. Böyle zamanlarda kulağımın üstüne tüner. Bana bir şeyler fısıldar. Bak şimdi gene anlatıyorum. Sen tanrılara inanıyor musun evet, ki? Evet, evet. Özellikle de senin kuracağın o mahkemede, o özel mahkemede yargıçlık etmemi istemeyen tanrıya. Beni dinle. Şu kartal gözden kayboluncaya kadar vaktin var. Hey! Sen burada ne arıyorsun güzelim? Meletos'a yiyecek getirdim sevgilim. Tam vaktinde. Ben de açlıktan ölmek üzereyim. Bunlar sana değil. Olsun. Meletos kızar mı? Parasını o ödedi hayatım. Ama ben de fena halde aç. Bana ne atsan? Dur bakalım burada neler var. Dokunma, dokunma! Yabancılara karşı biraz daha nazik ol. Spartalılar için değil bunlar. Ver şunu. Bak. Korkunç bir herifsin. Öyle indir. Salağımdır üstelik. Aynı karıdan değil misin? Evet. Salaksın. Herkes öyle söylüyor. Salak. Ne çare ki Sparta kralıyım aynı zamanda. Sparta kralı mı? Ben de sana salak dedim. Ne olur affet beni. Ömrüm boyunca tanıdığım gençlerin en yeteneklisi saydığım üç delikanlı bundan 25 yıl kadar önce bir yaz gecesi sabaha kadar oturup benimle konuşmuşlardı. Adları Alkibiades, Karmides ve Kritias'tı. Yani bu üç kişiden biri de sendin Kritias. Kentimizden, sanattan, siyasetten konuşmuştuk. Hepimizin adına durumu özetleyen sendin galiba Kritias. Söylediklerin mutlu etmişti bizi. Bir insanın ya da bir devletin elde edebileceği en değerli şeyin özgürlük olduğu sonucuna varmıştık. Özgürlüğü korumak için de üç şey gereklidir demiştik. İktidar. Tam bir dürüstlük. Azla yetinmek. Yani insanın kendi için fazla bir şey istememesi. Zaten bir insan ya da bir devlet tok gözlü, dürüst olursa fazla iktidar da gerekmez demiştik. Bu kadar eskilere gitmek zorunda mıyız? Üçünüzden çok şey umuyordum ben. Çok neşeli, çok nükteli, çok coşkuluydunuz. İçimizden biri ne pahasına olursa olsun demokrasiyi savunacağımızı and içmemizi önerdi. Andımız şöyleydi. Demokrasiyi yıkmaya kalkanı. Demokrasi yıkıldıktan sonra devlette görev alanı. Bir zorbanın iktidara gelmesine yardım edeni. Gücüm yetiyorsa kendi elimle öldüreceğime. Bu demokrasi düşmanlarını bir başkası öldürürse öldürene sevgi ve saygı göstereceğime, destek olacağıma and içerim. Anımsadın mı? Anımsadım. İnsan sarhoş olunca saçmalar Sokrates. Ya bak 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 bak. Ya insan iktidar hırsından sarhoş olursa ne yapar dersin? Ha? Kentimizin tarihi böyle adamlarla dolar taşar. Çıkarı uğruna hiçbir kötülük yapmaktan çekinmeyen, ne pahasına olursa olsun başarıya ulaşmak isteyen pırıl pırıl adamlar. Ne var ki bunların sonları işte parlak olmamıştır. Para ve iktidar karşılığında kentimize ihanet etmeye hazır olan, genç yaşta ölüp giden parlak adamlar hiç eksik olmaz bizde. Sen de gençsin daha Kritias. Sen de ötekiler gibi sattın kendini. Yalan söylüyorsun. Ben kendimi satmadım. Reha'nın hiçbir suçu yok. Sen iktidarını sağlamlaştırmak için, onun parasına el koymak için öldürmek istiyorsun onu. Çok insan öldürdün sen Kritias. Sen de genç ölecek Satyros! Güneş, Akropolis'in batı sütunlarına değmeden önce Senato'nun toplandığı yerde öteki dört yargıca katılmaya hazır olacaksın. Evet, eskiden de biz kentimizi kusursuz bir yer saymazdık. Gene de öteki kentlerle karşılaştırıldığında çevresine ışık saçan bir kentti. Çünkü orada insan beyninin özgür olmasına izin verilirdi. Şimdi zorbalık egemen artık burada ve bu zorba devleti yöneten de sensin. Kendini tanı Kritias. Kendini tanı. Özgür insanları soksuzlaştırarak ele geçirdiğin iktidarı bırak artık.
Yanından ayrılma. Senatoya giderse dokunmayacaksın. Evine ya da başka bir yere giderse gerekeni yap. Oo. Yandık yani. He? Seninle yakından tanışacağız. Anlaşılan. Peşimden ayrılmayacaksın. Bize ancak ölüm ayırabilir Sokrates. Ay aman, duydunuz mu? Bayağı gülmece yeteneği var adam. Ne yapacaksın şimdi? İlk işim şu getirdiğini yemek olacak. Kısantip. Güneş batıdaki duvara değmeden önce senatoda olmak zorundasın. Yolda da yaz. Evet, senatoya menatoya gitmiyorum. Bitti. Eve gideceğim işte, o kadar. İyi. İşte. Bu canavar seni öldürmek için bekliyor. Bir şey de yok. Yememiz yiyecek şurada ya. Senden isteneni yapsan daha doğru olur dostum. Evet. Kalk. Nasıl bakıyor? Hadi. İnsan yanlış bildiğini yapacağına ölsün daha iyi dedim ben ömrüm boyunca. Şimdi canımı kurtarmak için yanlış bildiğimi yapar mıyım? Sen olsan da olmasan da Leon'u öldürtecek nasıl olsa. Senin de ölmen şartı mı? Lütfen. Lütfen yemeğimi ver bana Xantipe. Sabahın köründen beri çalışıyorum ben. Ay amma da yürüdük ha. Güneşin altında. Dilim damağıma yapıştı. Bana bak. Azıcık su ile şarap. Şimdi iyi giderdi doğrusu. Yapılması gereken biraz ertelenebilirse tabii. İçeceğini iç. Pansayas da gelip ölümünü seyretmek istiyor zaten. İyi, o zaman sen de benimle biraz bir şeyler içersin belki. Sen benimle içemezsin. Niye? Ben bir köleyim. Hem de cellat. Ne var? Benimle içmeye bir itirazın mı var? Hiçbir Atinalı yurttaş bir köleyle içmez. Aman ne saçma şeyler bunlar. Hadi içecek bir şeyler getir Xantipe. Sen kendine dağıt. Gel bakayım sen şöyle. Gel şöyle karşıma otur, gel. Oturmam doğru olmaz. Otur, alışırsın gel. Pausanias görür. Aman bırak efendim, Pausanias ilkeleri olmayan bir adam. Sen otur. Ayakta içeri. Korkuyorsun. Ya pek çok kişiyi kendine düşman ettiğine göre doğrudur. Tetikte olman gerekir belki de. Al bakalım, haydi. Demek kral Pausanias evimize kadar gelip bizi onurlandıracak. Onurlandırır mı bilmem ama geliyor. Bir filozofun ölüm karşısında nasıl davranacağını merak ediyormuş. Onu ben de merak ediyorum. Dur bakalım neyse. Şimdi Lamprokles nerede? Bir kılıçla kalkan edinip Pire'ye gitti o. Niye? Kritias'a karşı ayaklanmayı başlatacaklar. Ay işte ben de orada olmam. Sen ha bu yaşta, sana ne oldu? Bu yaşta, bu işin yaşı yoktur bir kere şekerim. Nedir bu yaşta? Aman efendim, aman. Devlet olanca gücüyle evimizi onurlandırdı. Buyurunuz. Şimdi de dostlar arasında bir toplantıya dönüştüm. Buyurun, oturun. Oturacak bir yer bulabilirseniz. Bir öneride bulunabilir miyim? Evet. Duyduğuma göre Atina evlerinde kadınlar bölümü diye bir yer varmış. Evet. Kadınlarla çocuklar oraya gitsin. Benim kadınlar bölümüne gitmeme izin verilmiyor. Ben ancak erkeklerle birlikte olabilirmişim. Ya. Sen de o zaman benim yanımda kal güzelce. Karısıyla çocukları gitsin. Benim yapacak çok işim var biliyorsunuz. Burada bulunmam gereksiz ve kurallara aykırı. Şimdi şu durumu bir ele alalım. Kritias yok ki. Sokrates devletin baş düşmanıdır. Ondan hemen kurtulmalıyız. Bak. Dikkat et. Hemen diyor. İşte benim hoşlanmadığım da bu. Belki gerçekten kurtulmamız gerek senden. Ama bu acele niye? Niye 2 gece 3 gece uyuyup bekliyorum? Öyle ya, niye 2 gece uyuyup beklemiyoruz diye bak haklı olarak. Yani niye bu kadar acele ediyorsun? Ölüm ben gerekirse 4 gece. 5 gece. 5 gece. 6 gece. 10 gece. De işte o kadar genç değilim artık, çok beklersek arada ben ölüveririm belki de. Kendi ecelimle. Ha? Anlamadın. Anladın mı? Gene senin o keskin zekan harekete geçti. Hem de öyle bir hızla ki ne düşündüğünü anlayamaz oldum. Acaba? Söyle bakalım o seni yarı melek yarı şeytanın neler fısıldıyor şimdi kulağına? Çok garip. O
Onu tanıdığından bu yana ilk defa benimle değil de bir başkasıyla ilgili bir uyarıda bulunuyor. Uyarı mı? Evet, birinin tehlikede olduğu konusunda beni uyarıyor. Ama sen değilsin tehlikede olan. Hayır, ben değilim. Ben miyim? Sen de değilsin. Sen odada. Hayır. Karın, çocukların. Hayır. Salam istili var mı? Ne ilgisi var canım? Salam istili onunla ilgili bir şey söyleyeceğim sana. Öldü o. Ne zaman? Senden onu yargılamanı istediğinde Kritias onu çoktan öldürmüştü bile. Doğru mu bu Kritias? Ben sorguya çekilmek için gelmedim buraya. Doğru. Çok garip, çok da tedirgin edici bir durum bu Kritias. Bana yapılan uyarı seninle ilgili. Hem o derece kesin, öylesine hızla yaklaşan bir tehlike ki. Sana kaç demek geliyor içimden Kritias, hemen gitmelisin. Sağ ol, kaçmayacağım. Yalnız yoğun bir programım var benim. Eğer bu işi hemen bitirmeyeceksek gitmek zorundayım. Bak beni dinle, burası gerçekten çok tehlikeli senin için Kritias. Sen hemen gitmelisin burada. Bugüne dek pek çok sıkışık durumdan kurtardın paçanı Sokrates. Ama bu kez kurtuluş yok. Hadi gidelim. Biraz beklesek daha iyi olurdu. Evet biliyorum, size kalsa eceliyle ölünceye dek beklememiz gerekecek. O da bunu istiyor zaten. Hadi. Hazır mısın? İşte bu durumda ne kadar hazır olunabilirse. Gidelim öyleyse. Evet. Gidelim öyleyse. Evet, buyur. Ben mi? Önden mi? İçi. Nasıl istersen? Annesin ne oldu? Ha, bilmiyorum şekerim. Hükümetin her zamanki beceriksizliği işte. Ay yanlış adamı öldürdüler bunlar. Ay, ya. Öldürdüler mi? Kimi öldürdüler? Kritya! Kritya'sı öldürdüler! Kritya'sı öldü mü? Ya. Sen şimdi tehlikede değil misin abi? Ay, salak! Ay affedersiniz, yani o benim dostum. Yani şimdi... İyi. Biz de seni taşımaya geliyorduk. Şu kokulu orospulla birlikte. Artık gerek kaldı. Gerekmez çünkü ben kendim yürüyebiliyorum. Yürüyorum. Yürüyorsun. Ne o, sen beni gördüğüne hiç sevinmedin galiba. Benim numaraları öyle alışmışım ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Olur mu? Numara falan değildi. Bu çok sarsılmış bir durumdayım. Yakışıklı bir ceset olmadı Kritias. Öleceğini bilmiyordu. Ölmek de istemiyordu. Biraz... debelendi. Oturabilir miyim? Çok özür dilerim, sizi tanıştırmadım. Efendim, Sparta kralı Pausanias, eşim Xantippe, bunu biliyorsunuz zaten. Doğrusunu istersen onu bugün öldürtmek niyetinde değildim. Ama gördüm, çok zorladı beni. Anlamadım, yani Kritias'ın öldürülmesi yanlışlık değil miydi? Yok, gündemdeydi. Ama biraz aceleye geldi. Aslında Kritias oldukça ham bir meyveydi. Önümüzdeki günlerde onun sayesinde bir sürü olgun ve dolgun para babasını dalından koparabilirdim. Yani sen bu işi o para babalarının canını kurtarmak için mi yaptın? Hayır. Ama sen Kritias'ın ham bir meyve olduğunu söyledin. Evet, henüz tam olgunlaşmamıştı. Bir hafta içinde neredeyse iki kat daha zengin olacaktı. Lan sen bu cinayete yararlanacak mısın? Sparta krallarının durumu berbat. Ailemin belini doğrultmak için Kritias'a güveniyordum. Neyse, yine de onun sayesinde bir aylık para geçecek elime. Çünkü bırak ötekileri, yalnız Salamis'ti Leon'un yarım milyonu vardı neredeyse. E sana ne? Bu yarım milyonu sen mi alacaksın? Ben aldım da kim alacak? Olur mu efendim? Ölülerden kalanı aileleri alır benim. Kimin ailesi? Kritias'ın ailesi. Hayır, Kritias'ın öldürüp soydu adamların aileleri. Hiç akıl erdiremeyeceğim bu işlere. Önce! Kritias parayı çalmış. Ben Kritias'a çaldım. Para bende. Yani Kritias kimden çaldıysa şimdi parayı ben onlara mı vereceğim? Vereceksin tabii, değil mi? Öyle gerekmez mi? Onlar kimden çaldılar? Ne bileyim ben. O çalanlar kimden çalmışlardı acaba? Soru gelmeyen bir hırsızlık zinciri. Parayı cebe indirmek çok daha basit. Ay. Yani sence her para çalınmış para mıdır? Çalmalar kimin parası olabilir ki? Neyse, bu konuya girmeden önce size şunu bildireyim. Atina'dan işgali kaldırıyorum. Hah. Ve çekip gidiyorum buradan. Aman. Gitmeden önce de Kritias'ı halletmem gerekiyor. Aman! Ordunu da götürüyorum. Tamam, götürüyorum. İşgal bitti. Oh be!
gerçi sizi özleyeceğiz. Ama bu habere sevinmedik desek yalan olur. Çünkü Sparta sonsuza dek bize polislik ne diyecek acaba diye bayağı şey diyorduk yani. Benim geleceğim Sparta'da ne de olsa ve okulumda orada olup bitenler hiç işime gelmiyor. Bir an önce oraya dönüp siyasal çoraplarımda açılan delikleri yamamam gerekiyor. Burada 20 başka birini bırakacağım. Ve çekip gideceğim. Bir önerim varsa yok, hemen söyle. Yok efendim yok. Demokrasimizi geri verin bize. Yok 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 yo, olmaz öyle şey. Güvenilir birini bana göster. Yönetimi ona bırakıp gideyim. Kimseye güvenilmez. Birine güvenmek zorundasın. İktidarı tek başına elinde tutan hiç kimseye güvenilmez. Sen neye güveniyorsun peki? Ben halka güvenirim. Yurttaşlara, oy verenlere. Bak. Filozof. Demokrasi çirkin ve düzensiz bir yönetim biçimi. Demokraside halk büyüklerine saygı duymuyor. Dilediklerini yapıyor. Akıllarına geleni söylüyorlar. E ne var yani? Bundan daha güzel bir yönetim biçimi var mı? Var. Bizim Sparta'daki yönetim. Hiç gitmedim ben oraya. Nasıl bir şey bu? Bizde herkes görevini yapar. Herkes görevinde. Et diye süt diye karışmaz. Büyük bir ordu gibi yani. Harika. Kusursuz bir şey be. Evet. Kusursuz. Öyle zenginlik mevkûruna. O ne. Öyle itişme kakışma orada yok. Yani desenize siz bir cennet yaratmış. Cennet! Cennet bu ya. Peki kim yönetiyor bu cenneti, kim yönetiyor? Hükümet üyeleri, krallar ve generaller. Ve onlar halk seçmiyor. Yo, bizim yöntem daha iyi. Yavuz! Şerefli insan! Ülkeyi yönetmenin tüm yükünü ve sorumluluğunu üstüne alıyor. Sıradan yurttaşlar da bu dertten kurtuluyorlar böylece. Ah demek ki halk adına bütün sıkıntıları yönetenler çekiyor. Evet öyle. Ah ve o krallar, generaller öylesine vicdanlı, öylesine özverili ki halk ne yerse onlar da aynı basit şeylerle yetiniyorlar. Yok. Nasıl yok? Onların biraz malı mülkü vardır genellikle. Yani onlar herkes gibi sıradan bir yaşam sürdürmüyorlar. Sıradan yurttaşlara göre daha çok şey hak ettikleri için daha çok şeyler oluyor elbette. Demek ki sizde hırsızlardan ve talancılardan oluşan bir yönetici sınıf var. Ve bu sınıf halkı sıkı denetim ve terörle baskı altında tutuyor. Aman istemem, demokrasimizi geri verin bize. Bana bak. Seni biraz düşünmeseydim orada bir hendekte yatıyordun şimdi. Kriyas ortalıkta dolanıp duracaktı. Bu yüzden mi onu ham bir meyveyken kopardın dalından? Ha? Evet, bu yüzden. Benim yüzümden bir yanında para kaybettin değil mi? Evet. Bir o para. Ama tutarlı değilsin ey kral. Benim değersiz canımı kurtarmak için niçin para kaybediyorsun? Bu benim ince tarafım. Birinden hoşlanmışsam onun yaşamasını ister. Salak değilsin sen, öyle görünmek istiyorsun. Sen benim kanıma musladın kadı. Aman tanrım, ne sakin bir surat. Kritias ne oldu? Kritias. Evine götürüp yatırdık. Güzel. Paralar nerede? Kadırgana yükledik. Ne kadar? 104 torba. Her birinin üstünde 26 kilodur yazılı. Umduğum kadar değil ama idare eder. Peki işgal orduları nerede? Akropolis'ten çıktılar. Gemilere doğru yürüyorlar. Gidebilirsin. Gidebilirsin. Sana çok önemli bir şey daha söylemem gerekiyor Sokrates. Eğer Atina demokrasiye dönecek olursa sen burada tehlikede olacaksın. Önceki suçlamayla yargılayacaklar seni. İş oylamaya kalırsa pekala suçlu çıkabilirsin. Onun için benden daha akıllı olmayan, namuslu ve ahmak birini bul, Atina'ya diktatör yapayım onu. Ama dostlarından biri olsun da gerektiğinde seni korusun. Senden bayağı hoşlanıyorum salak. Açık açık cinayet işleyenlerin sevimli yanları var sende. Ama sen korkma, beni mahkemeler korur. Ciddi söylüyorum. Seni bir tanıdığını dikeyim şuraya. Fazla patırdı gürültü çıkartmadan senin hesabına biraz çalıp çıksın. Çünkü insanın başı derde girdi mi? Her şeyden önce para gerek. Bana hiçbir zaman para gerekmedi. Başın derde girmemiş öyle şey. Bize her zaman para gerek. Ama çalınmış para değil. Para olsun da nasıl olursa olsun ben... Peki. Ben o torbalardan birini size göndereceğim. İstemem. Ben yokluğunu hissetmem bile. Gönder. Ama sen ömrünün sonuna kadar zengin yaşarsın. Gönderme sakın, istemem. Sokrates. İstemem. O torba buraya gelirse yoksullara dağıtırım. Bizden daha yoksulluğu nereden bulacaksın? Seninle ben her zaman yandasız bir çatma. Hadi hoşçakalın. Baba,
Kazandık. Ne? Kazandık. İhtilal başarıya ulaştı. Kritias ölmüş. Spartalılar çekildiler, gemilerine gidiyorlar. Ama özgürlüğümüze tek engel Pafanias. Bir yerlerde saklanıyormuş. Onu bulup öldürünceye kadar bütün evleri tek tek arayacağız. Bir dakika. Hapçı hoş geldiniz hepiniz. Bence kralı öldürmeye gerek. İşte kral! Rica ediyorum, yalvarıyorum. Bak sevgili yurttaşlar, beni dinlerseniz bu ihtilal bir tek damla kan dökülmeden sona erebilir. Şimdi durumumuzu krala açıklarsak, dileklerimizi kabul edecektir sanıyorum. Demokrasimizi yeniden kurar, kılıcını kınına koyar, memleketine döner. Sen hala Atina'da demokrasi istiyor musun? İstiyorum. Sonra beni sakın uyarmadın demeyeceksin Sokrates, söyleyeyim sana. O berbat kentiniz de sizin olsun, onun yönetme biçiminiz de. Çekil erkenlerin üstünden! Ben de kılıcımı kılına koyayım. Bir, iki, üç! Üçe kadar bir daha sayacağım. Bu kez bıçaklar ortadan kalkmazsa cinayet çıkacak burada. İlk önemli ben olacağım. Bir, iki, üç! Çok hoş oldu. İnsan savaşmak zorunda kalmadıkça savaşma! Şimdi bir önerim var. Efendim bir onur kıtası oluşturalım. Kralı senatoya götürelim. Orada kendimizi resmen yurttaşlara teslim et. Onur kıtası mı? Tutsağımız o bizim. Aman oğlum bir onur kıtasından bir polis kıtası arasında görünürde fazla bir fark yoktur aslında. Yani biz götürelim onu diyorum. Kuruyarak. Çünkü bakarsın deli bozuğun biri çıkar, tören bitmeden şişleyi verir krallık. Doğru söylüyor, hadi yürü! Yürü! Yaşamımızı yöneten tüm ilkelerden, yaşamımızı düzenleyen tüm davranış biçimlerinden kuşku duyarak gençlerimizin ahlakını bozuyor. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, kentimizin en büyük düşmanları yani hainlikleri, kötü yönetimleri ve baştan aşağı demagojileriyle bu kente en çok zarar verenler onun öğrencisi ve yakın dostlarıydılar. Gerçi evet Sokrates siyasete karışmadı ama onlar karıştı ve bizler silahsız ve dilenciler kadar yoksul bir kent olduk artık. Tanrılara inanmadığımız için cezalandırıldık. İnançsızlığımız bir tek adamın beyninden kaynaklandı ve her bir yana yayıldı. İşte bu adamın ölümünü istiyoruz. Karar elbette sizlerindir. Teşekkür ederim. Şimdi Sokrates kendini savunacak. Yani sevgili yurttaşlar, burada beni suçlayanların konuşmaları sizde nasıl bir izlenim uyandırdı hiç bilemiyorum. Ben kendi payıma son derece etkilendim. O denli kandırıcıydı söyledikleri. Yalnız inanın ki bir tek sözcüğü bile doğru değildi. Bunları ben şimdi size işin doğrusunu anlatacağım. Bak nasıl böyle bir adam oldum. Başından başlıyorum. Babam taşçı ustasıydı. Ben de aynı işe girdim. Taş yontmaya başladım. İşte tezgah başında çalışırken sürekli konuşurdum. Ama efendim siyasetten, kentteki işlerden, devlet adamlarından dem vurup gevezelik eden ona buna takılırdım. Benimle birlikte çalışanlar da keyiflenirlerdi. Bir süre sonra birçok insan beni dinlemek için bizim oraya dadanmaya başladı. Derken çalıştığım tezgahın çevresinde biriken kalabalık başlı başına bir sorun oldu. Sorun da öyle bir gün geldi ki hadi bakalım dedi. Hadi, hadi. Ben de böylece işten ayrılmak durumunda kaldım zorunlu olarak ve sokaklara salıverdim sohbetlerimi. O sıralar yeni evlenmiştim, karım biraz para da getirmişti. Gerçi çok bir şey değildi ama geçimimize yetiyordu. Zaten benim öyle şeylerde gözüm yok, şeyim yok. Böylece benim işim de sokaklarda konuşmak oldu. Peki şimdi neydi konuştuklarım derseniz, efendim başlangıçta çevremdekileri eğlendirmekti. Amacım dedik ya, yalnız ara sıra kentimizdeki önemli kişilere takıldığım, onları köşeye kıstırdığım da oldu elbet. Şimdi zamanla bu önemli kişilerden birkaç tanesini tanıdım.
Aman efendim, aman, ben hiçbir sorumluluk taşımayan sıradan bir adamken bir baktım pek çok konuda o önemli kişilerden hiç de aşağı kalmıyorum. Bunun üstüne onlara sorular sormuyor. Onları iğnelemeye başladım. Tabii kara cahil olduklarını açığa vurdum diye. Sızdılar, öfkelendiler, kudurdular. Şimdi ben karşımdakileri köşeye kıstırmak için sorulu yanıtlı bir oyun geliştirmiştim. Gerçi sorduğum soruların yanıtını ben de bilmiyordum. Ama ben soruları soruyordum yani. Soruların yanıtını vermek de benim işim değildi. Böylece çok akıllıdır diye adım çıktı. Efendim işte tam o sıra asıl bana önemli saydığım olay meydana geldi. Dostlarımdan biri Delfi'deki Apollon Tapınağı'na gidiyor. Oradaki kahine Sokrates'ten daha bilge bir adam var mıdır yeryüzünde diye soruyor. Apollon adına kahinlik eden rahibe de hayır yoktur diye yanıt veriyor. Buyurun bakalım şimdi ben ne yapacağım? Ben hayatımda hiçbir zaman bilge olduğumu iddia etmiş değilim. Ama Tanrı Apollon ne demek istedi acaba diye düşündüm. Acaba ben gerçekten insanların en bilgesi miyim diye düşünerek soru yanıt oyunumu sürdürmeye karar verdim ve karşıma çıkan herkesi sınayarak kendimden daha akıllısını aramaya koyuldum. O gün bugündür arıyorum hala. Dersem anlayacak. Tanrıların varlığından kuşku duyduğunu yatsıyor musun? Kurallara göre davranalım Meletos. Sokrates konuşmasını bitirmeden yanıyorsun. Tamam efendim, hayır ama yani, ben o konuyu şimdi şey edebilirim. Soruyu yanıtlıyorum. Hı. Efendim bak Meletos neredeyse 70 yaşındayım. Evet. Bugüne dek hemen her konuda sorular sordum. Hı. Tamam mı? Din konusu açılınca da. Yani tanrılar gündeme gelince. Başka konularda nasıl konuşursam gene öyle konuşurum. Neden ama? Çünkü gerçek. Gerçeğin açığa çıkmasının zararlı olamayacağı ilkesine sarsılmaz bir inancım vardır. Soru sorup araştırmak insanların ya da tanrıların ancak olumsuz yanlarına zarar verebilir. Yaşama biçimimizin temelleri bile sürekli sorularla didik didik edilmedikçe demokrasimizin havası sağlıklı sayılamaz. Evet, sen de didik didik edip yıktın işte her şeyi. Sana bir soru sorabilir miyim Meletos? Hayır, soramazsın Sokrates. Sen yardım. Bak, Meletos'un bana yanıt vermesini sağlayabilir misiniz acaba? Onu yanıtlamalısın Meletos. Peki buyurun. Ha, şimdi bak, gerçek dedik Meletos. Hı. Gerçek. Gerçeğin zararlı olabileceğine inanıyor musun? Hayır. Özgürce tartışmanın zararlı olabileceğine İnanıyor musun? Hayır. Öyleyse sen sansüre karşısın. Elbette karşıyım. Ha, bak şimdi Meletos, ben bir Atinalı yurttaşım. Evet. Sen bana zorla sansür uygular mısın? Uygular. Ama sadece sana. Ha, bana. Peki benim gibi düşünen bir başkası olsa ona da sansür uygular mısın? Uygular. Bak benim gibi düşünen öğrencilerim olsa onlara da sansür uygular mısın? Uygular! Benimle aynı görüşte oldukları için sansürleyeceğin adam sayısının bir sınırı var. Hayır yok! Meletos! Aman Meletos, yapma Meletos! Sen ne yapıyorsun ya sen? Az önce sansüre karşıyım diyordun, şimdi dünya halime sansürü... Senin gibilere sansür uygular. Ama nedir bu benim gibiler dediğin? Kimdir bunlar? Benim. Senin gibiler tanrılara inanmayanlar Sokrates. Sen tanrılara inanmıyorsun. Bazı yarı tanrılara ya da doğa tanrısı bana ya da senin şu özel şeytanına dua eder. Belki ama bizim belli başlı tanrılarımızın sözünü bile etmez. Evet, ama yarı tanrı. Yarı tanrılara inanıyorum demek. Onlara dua ettiğini duyanlar bak, var. Şimdi Anitos'a soracağım. Efendim Anitos bak, herkes bilir ki katırlar atlarla eşeklerin çiftleşmesi sonucu meydana gelir. Şimdi atlarla eşeklerin varlığına inanmadan katırların varlığına inanılabilir mi? Pek inanılamaz. Gene herkes bilir ki yarı tanrılar da tanrıların insanlarla
birleşmesinden bahsedeceğim. Yani ne varmış lan sen yargıcım yani birleşmesinden meydana geliyor. Yere tanrılara inanmadan, yere tanrılara inanmanın bir yolu var mı? İşte duydunuz. Hepiniz duydunuz. Tanrılarla insanların birleşmesini, atlarla eşeklerin çiftleşmesine benzetiyor. Evet ama Meletos yani sen bu iki tür birleşme arasında hiçbir benzerlik görmüyorsun. Ben yalnızca karşıma gidin sizi görüyorum. Sen niye halt etmeyi araya girdin? Sözünü kesiyorsun. Sokrates bu durumda bak, sen... Yurttaşlar! İzninizle sayın yargıcım bakın bu soytarıya kendine özgü yöntemi kullanma olanağı verilince neler olduğunu kendi gözlerinizle gördünüz. Sanıyorum. Yani Peloponez savaşları başlıyordu. Kendimizi hep Sokrates'in öğrencileri yönetti. Ama üç ayrı kuşağın en kötü adamlarıydı bunlar. Ateş, kül ve lav saçan korkunç bir yanardağ gibi yaşamlarımızı, devletimizi, inançlarımızı yakıp yıktılar. İşte bütün bu felaketleri üstümüze salan canavar burada. Karşınızda duruyor. İki yüzlü. Yapay bir yoksulluk içinde, yapay. Kelimelerle oynuyor. Bizi iyi niyetli olduğuna inandırmaya çalışıyor. Senin o sorulu yanıtlı oyunun. Ne yazık ki savunduğun gibi zararsız değil Sokrates. Öldürücü bir silah o. O silahı yurtseverliğe yöneltiyorsun. O yurtseverlik soysuzlaşıp vatan hainliğine dönüşüyor. O silahı bir askere yöneltiyorsun. Asker... At bunu, savaşmıyorum. Savaş mı? Bir kere ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ne olacak bu memleketin, devletin, milletin hali gibi? Abuk subuk sorular sormaya başlıyor kendisine. Ahlak kavramına yöneltiyorsun. Hırsız dürüst bir adam gibi görünmeye başlıyor. Ha tanrılara yöneltiyorsun! O tanrılar! İşte ne olacak o tanrılar? Aptalın birinin çok eskiden hayal edip... Öyle kıraç bir dağın tepesine attığı kuklalara dönüşüyor birden. Yani senin o küçük oyunun tüm inançları sarsıyor Sokrates. Her şeyi kurcalamaya yöneltiyor gençleri. Her şeyi. Oysa bir millet. Ah bir millet yaşamını sürdürecekse bazı konular kurcalanmamalı. Bir milletin erdemleri. Bir milletin değer ölçüleri, bakın, bir milletin dinsel inançları asla kurcalanmıyor. Ben sana şunu sormak istiyorum, şimdi bak, yaşamı incelemek ahlaksızlık mıdır? Eğer insanları yaşatan inançları incelemeye kalkarsan o inançları öldürürsün. Evet ama ya, incelenmeye dayanamayan inançlar da yok olsun gitsin be işte, daha iyi değil mi? Hayır, değildir. Hayır, öldürme beni, hiçbir inanç incelenmeye gelmez. Sen eğer bir ağacın köklerine bakmaya kalkışırsan o ağaç yaşamaz, işte ölür. İşte böylesi bir kural eleştirilmek istemeyen bir zorbanın ya da bir diktatörün çok işine gelirdi. Ama doğru bir kuraldır bu. Sen bir kere ömrün boyunca hiçbir şeye inanmamayı öğrettin be çömezlerine. Üstelik para almadan, sırf şeytanlık ve kötülük aşkına. Evet, sırf şeytanlığı sevdiğin için, sırf kötülüğü sevdiğin için, sırf her şeyi yıkmak, her şeyi mahvetmek istediğin için, sırf Atina'ya, onun yaşama biçimine kendi ödüğün için. Yalan söylüyorsun! Burada! Sayın yargıcı baban yedirme bana! Benim üstüme! Sayın özür dilerim, tamam. Özür diliyorum çünkü bir yargılamada insan öfkelenmemeli. Ama bana kentini sevmiyorsun derlerse... ...ben seni kanlı kaleme artık bitti. Kentimi severim. Anitos, kentimi severim. En çok sevdiğim yanı da özgürlüğüdür. Gerçeği incelemesi, araştırması, gerçeklerle birlikte yaşamayı bilmesi. Yani gerçek dediğin şey şu kenti yıksa bile. İşte yıkmaz ki. İşte onu anlamıyorsun. Yıkmaz gerçekler bir kenti yıkmaz. Tersine onu özgür kılar, özgür kalmasını sağlar. Işıktan kaçarsak... Beyinlerimizi aydınlığa kapatırsak geçmişin o milyonlarca kenti gibi karanlıklar içinde yok olur gideriz. Peki sana son bir soru soracağım Sokrates. Sen gerçeği araştırmakla kentimiz arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydın hangisini seçersin Sokrates? Hangisine adardın kendini? Ah, 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 ah.
İkisi de tek ve birbirinin aynı. İyi ki. Ama ayrı olsalardı hangisini seçerdim onu bilmek istiyorsan ki asıl istediğim bu galiba. Sana şunu söyleyeceğim. Anitos, gerçeğin incelenmesi bütün tanrılardan daha kutsal, bütün kadınlardan daha çekici, bütün çocuklardan daha umut verici, bütün kentlerden hatta bizim kentimizden bile daha güzeldir. İşte siz de buna inanmıyorsanız, bunu anlamıyorsanız karşı oy vereceksiniz, bana vermeniz gerekir. Ve verin. Karşı oy verin. Çünkü araştırmadan, soruşturmadan yaşayacaksak, eleştirmeden yaşayacaksak, sorgulamadan yaşayacaksak değmez be. Nedir böylesi bir yaşam? Yalanlar üstüne kuruludur. Yalan. İşte özgür bir dünya yalanlarla yaşayamaz. Ancak bir köleler dünyası yalanlarla yaşayabilir. Yani demek ki işte bunun bağlılığı kentimize değil, her zaman arayıp da hiçbir zaman bulamayacak olduğu o uydurma, o saçma gerçeği. Sanıyorum bu kadarını bilmek bizim için yeterli olacaktır. Kararı siz saygıdeğer jüri üyelerine bırakıyorum. Eğer tartışma bittiyse evet. Otur. Oylamaya geçebiliriz. Buyur. Şimdi jüri üyeleri oylarını kullanacaklar. Oylar sayılırken lütfen yerlerinizden ayrılmayın. Oy sayımı bittikten sonra karar açıklanacak. Davanın sonucu. Lütfen sessiz olalım. Lütfen susun ve dinleyin. Sayın jüri üyeleri, lütfen sessiz olalım. Oy toplamı, suçlu bulanlar 279 oy. Suçsuz bulanlar 221 oy. Demek suçlu buldular. Öyle görünüyor. Ben onun tersini bekliyordum. Ben de öyle. Tam tersi olacak sanıyordum, kendimi tanımıyormuşum demek. Bana bakan bu yüzlerin yarısından fazlası artık Sokrates'i istemiyoruz dediler. Ha? Fazla yaşadım galiba, benden bıktınız. Ah sevgili yurttaşlar, sevgili yurttaşlar. Bak, canınız sıkılmasın ama asıl gerçek şu. Devlet içinde görülen bir takım yasa dışı ve haksız işlere karşı çıkan, bunlarla uğraşan, bunlarla mücadele eden hiç kimse burada ölümden kurtulamıyor anlaşılan. Ben bunu öğrendim. Teşekkür ediyorum. Bitti. İstenen cezanın yerine başka bir ceza önerme hakkını kullanabilirsin. Yok. Suçlamada istenen ölüm cezasıydı. Hiç şey etme. Yok, hayır. O konuya belki birazdan gelirim efendim. Yani şimdi yeni aklıma gelen bir şeyden söz etmek istiyorum. Yurttaşları. Bak, beni burada suçlayanlar, ölümümün kendileri için büyük bir başarı, benim içinse korkunç bir yenilgi olacağını düşünüyorlar herhalde. Ama durum hiç öyle değil. Hiç öyle değil. Ölümüm büyük yarar sağlayacak bana ve beni suçlayanlar için ve kentimiz için de bir felaket olacak. Kararınız kesinleşirse kırtıp il kılıklı, yalın ayak başı kabak efendim, bir ayağı çukurda bir filozof parçasını alıp büyük bir adam yapmış olacaksınız. Sonsuza dek ünlü olacağım. Beni suçlayanlar da rezil olacaklar sonsuza dek. Ya bana verdiğiniz şu armağana bir bakın hele be. Ben 70 yaşındayım. Yapacağımı yaptım. Söyleyeceğimi söyledim. Bitti. Bıraksaydınız da sessiz sedasız yatağımda ölseydim. Sessiz sedasız unutulur giderdim. Ama bir insan bir dava uğruna ölmüşse, can vermişse, o
ölümü büyük coşku yaratır. Sürekli konuşulur, sürekli tartışılır. Ömrümün sonuna dek yaşasaydım yaşlılığın beyine ve bedene getireceği güçsüzlükten başka ne bekleyebilirdim ki? Böylesi bir ölüm, bir armağan benim için. Gene de onu sevinçle karşılayamıyorum. Çünkü böylesi bir ölüm benim adımı ne denli yüceltecekse kentimin adını da o denli lekeleyecek. Onun için rica ediyorum, sizden yalvarıyorum. Şu ölüm cezasını kaldırın artık. Bak, ölüm cezası yerine size şunu öneriyorum. Sen yardımcı bana. Ölüm cezası yerine beni 3 dirhamlık, 5 dirhamlık neyse ufak bir para cezasına çarptırın. Ondan sonra devlete her an hizmeti dokunabilecek biri olarak ömrümün sonuna dek geçimimi sağlayın. Bana ufak bir maaş bağlayın. Böylece bu işte kapanır gider. Tamam, anlaştık mı? Sayyar. Böyle hafif bir ceza asla kabul edilemez Sokrates. Eğer istiyorsan uyak uyuyayım. Ama yandaşların çoğalmayacak, eksilecek bilesin. Gerçekten böyle hissediyorum, böyle düşünüyorum. Kentimin bana bir borcu sayıyorum. Bir kez daha söylemek zorundayım Sokrates. Eğer jüriye başka bir seçenek tanımazsan az önce olduğu gibi olumsuz oy alacaksın. Hatta belki de daha fazlasın. Öyleyse efendim. 70 yaşında kim? 70 yaşında kim derim insanlara ölüm getiren şu dertli ve çirkin kölenin yüzünden daha güzel bir yüz görebilir. Ay, yeni mi geldiniz Sadi be? Biraz önce. Seni uyandırmak istedim. Ay 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 ay. Oh. Ay 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 ay. Neyse. Dışarısı karanlık mı daha? Şafak vaktine bir saat kadar var. Gel gel. Keşke uyandırsaydın beni. Bak. Ah. Acaba son gününde ne konuşur insan? Şakalaşmanın sırası değildir herhalde. Ama sizlere anınızı seviniz. İyi yurttaşlar olunuz türünden basmak alıp aptal saptal şeyler öğretmek istemem doğrusu. Bak, bak abin olacak artık bu ailenin reisi, tamam mı? Lan Prokles, sen söyle bakayım ne konuşalım? Ben senin son günün olacağına inanmıyorum. Ooo, hoş geldin Pausanias. Aman efendim, hapishane olmaktan iyice çıktı burası. Satiros, bu zincirler muhbeti benim bileklerimi ya. Yakında zincirlerinden kurtuluyorsun Sokrates. Selam sana. Bu da ne demek oluyor? Burada peşin parayla iş görülür. Parayı mı istiyorsun? O kadar kredimiz yok mu yani? Kimsenin kredisi yoktur burada. Onu salıvereceğini nereden bileyim? Parayı vereceğini ben nereden bileyim? Al bakalım. 300 gümüş dirhami. Nereye? Parayı saymaya. Zincirleri çöz önce. Çocuklar burada kalmasın. Geldim. Yani... Ah, ayağa kalkamadığım için kusura bakmayacaksın Pausanias. Ay ay ay, şu sırada benim bileklerim, ayaklarım, bacaklarım... Ay, aç aç, hiç beş para yapamam. Hiç işe yaramaz. Hiç de ama ah, bir laf var ortada. Bir para lafıdır dolanıyor ortada. Nedir? Senin Satiros'tan satın aldığın nedir? Sokrates! Sparta'ya döndüğümde baktım işim içime sığmıyor. Tedirginim. Hiçbir şey mutlu etmiyordu beni. Sarayda dertli 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 dolaşıp duruyordum. Derken birden o ahmak kafama dank etti. Ben Sokrates'i mi özlemişim? Teodot'u mu özlemişim meğer? Sizden almaya geldim. Aman Teodot razı mı? Ben giderim. Satiros beni satacak mı? Sevire sevire, senden hoşlanıyor. Xanti Bey'le çocuklar ne olacak? Her şey halloldu. Her şey halloldu. Yarın almak isteyeceğin herkese, her şeye yer var. Xanti Bey, bir saray istiyordun ya. Bir sarayın olacak artık işte. Harika bir öneri. Ay, kabul edecek misin Sokrates? Ay harika. Xanti Bey, bir kadın çarşıdan balık aldığında parayı ödemeden önce ne yapar dersin? Bu öneriyi incelememiz gerektiğini söyleyecek şimdi. Gerekmez mi?
Ölüm yerine yaşam sunuyor. Yaşam herhalde balıktan daha önemlidir Xantip. Üstelik sunulanı incelemesi gereken sadece ben değilim. Kral da Satiros'tan satın almadan önce beni bir incelemeli. Çünkü aldığım malı beğenmeyecektir belki de. Ben de aldığımı biliyorum. Ne? Sokrates alıyorum ben. Evet ama sen Sokrates'in ne olduğunu bir düşün hele. Sokrates yanına ayak dolaşan kırtıpın kılıklı kocaman bir baş belasıdır Sokrates. Sokaklarda bir aşağı bir yukarı gezinip karşısına çıkanlara tedirgin edici sorular sorar. Konuşman için sokaklara çıkman gerekmeyecek artık Sokrates. Sarayda oturup benimle ve dostlarımla konuşacaksın. Öyle sokaklarda başı boş dolaşmak yok artık. Sıkılırım. Olur mu canım? Tut ki önemli kişilerle konuşmaktan bıktım. Tut ki ayakkabıcılarla, dokumacılarla, ne bileyim, jimnastik alanındaki gençlerle konuşmak istedi canım. He. Evet. Ne olacak o zaman? Bu hiç aklıma gelmedi. Ne olacak o zaman? Kimse orada burada dolaşıp soru sormaz Sparta'da. Neden? Sorsa da kimse karşılık vermez zaten. Neden ey kral? İlgilenmezler de ondan. Bir süre sonra yani sonunda ben onların biraz ilgisini uyandırabilir. Ya. Seni sarayda oturup konuşma daha yerinde olur. Neden? Çünkü biliyorsun Sparta'nın yönetim biçimi demokrasi değil. Yani, İşler öyle yürümez orada. Yani konuşmama izin verilmez. Hayır. Sokaklarda konuşmanı doğru bulmam. Ama unutma ki benim üzerimde çok büyük bir etkin olabilir. Sana salak diyebilir miyim? Evet. Bundan sonra bana hep salak diyeceksin. Bak salak. Eğer jüri üyeleri bana evinde oturup sesini kesersen biz de senin canını bağışlarız deselerdi. Ben de onlara derdim ki istediğinizi yapın beyler, bir değil bin kez ölsem bile ben değiştirmem yolumu. Sokrates. Hayır. Üç çocuğumuz var. Çocuklarını büyütüp yetiştirmekten sorumlu değil midir insan canım? Biliyorum. Sizlerden ayrılmak elbette benim de hoşuma gitmiyor. Ya ama... Akdeniz'in oralarda, İonya'da filan şöyle insanın düşündüklerini açıkça söyleyebileceği bir yer vardır mı? Öyle bir yer var mı salak? Düşünmeye çalışıyorum. Hayır. Atina tek demokrasi. Ötekiler hepsi baskı rejimleri. Ya diktatörlük ya onu gerçi. Dünyamız çok gerçekçidir aslında Sokrates. Demokrasi birçok kentle arasına denendi ama yürümedi. Hiçbir zaman da yürümez. Sonunda işini bilen güçlü bir adam çıkıp iktidarı ele geçiriyor artık. Yani tüm Akdeniz'de tek demokrasi burası mı? Evet, tek demokrasi burası. İnsanlara disiplin gerek Sokrates. Disiplin! Üstelik hoşlanırlar da bundan. Dönüp dolaşıp yine disipline dönerler. Bana bak, Xantipe'yle biz Sparta'ya gelirsek bize de disiplin uygulanacak mı? Hadi canım, ne disiplin uygulayacağım sana? Ama tut ki artık benden hoşlanmıyorsun. Tut ki beni yolda köylülerle söyleşirken yakaladılar. Ha? Bana bak şaşkın ihtiyar keçi. İnsanın gırtlağını sıkıverirler olur biter. Sokrates, gökyüzünde kül rengi bir aydınlık hayır. Görüyorum. Birkaç dakika içinde hepsi burada olacak. Hayır. Senden başka kimseniz yok. Kral sana hiçbir zaman kötülük etmez. Onu sıkıştırdığın için söylüyor bunu. Doğru. Bak çocuğun ne şimdi çıkarsın canım ya da hiçbir zaman. Ha? Öyle güzel yaşadım ki Xantipe. Sen de öyle şekerim. Ya gönlümüzce yaşadık biz. Gönlümüzün dilediği gibi düşündük. Gönlümüzün dilediği gibi konuştuk. Bütün bunlardan sonra bir kralın soytarı zorlayacak kadar küçülecek miyim ben be? Ama canını kurtaracaksın. Ay be nedir be canını kurtarmak artık? O kadar önemli mi bu canını kurtarmak? Burada kal ve öl! İlle ölmek istiyorsan! Çocuklar bu olanaktan yararlanır. Ben Sparta'ya gidiyorum ha! Tamam gitmen gerekiyorsa git. Tamam çocuklar için daha iyi olacağını düşünüyorsan git. Ama bana kalırsa burada kalmaları daha iyi. Onlar için. Ama bu kent öldürüyorsun. Ay burada insanlar özgürlük arıyorlar Xantipe. Burada insanlar adalet... Evet her zaman bulamıyorlar ama... Yani arıyorlar. Bak beni yargıladılar ya. Sparta'da böyle yargılamalar olur mu? Salak. Bizde de yargılamalar olur. Ne var ki kimin suçlu olduğuna... Duruşma başlamadan önce karar verilir bizde. O kadar aklımız var bizim. Burada 300 rami var ama 47'si Korent gümüşü.
47 tane daha Atina dramisi istiyorum senden. Daha sonra öyleyse. Sonra olmaz şimdi. İstediğin türde 47 dramayı nerede bulayım şimdi sana? Bulamazsan yaşamaz. Hıp! Benimle böyle konuşan köleler ne olur biliyor musun? Ölürler! Bana sakın öldürmekten bahsetme! Burada yasalara aykırı davranıyorsun. Bir tutukluyu salıvereyim diye rüşvet verdin bana. Sen de aldın. Kanıtla bakalım. Satyros! Burada 50 Atina drahmisi var. Bunları da ötekilerek de bırak bizi gidelim. Hadi gidelim şimdi. Hepiniz! Ama sen o parayı geri ver Satyros, ben gitmiyorum. Bu kurnazlık da ne oluyor şimdi? Yok kurnazlık falan değil, yok yok. Pazarlık yapıldı. Para el değiştirdi, iş işten geçti artık. Yeni bir anlaşma yapamayız. Ama sen ne diyorsun, sen beni anlamadın ya. Ben burada kalıyorum, hapisten çıkmıyorum, kaçmıyorum diyorum sana. Niye? Sparta'ya gitmekten daha iyi böylesi. İyi ama baldıran hazırlandı. Bu sabah içeceksin onu, öyle buyuruldu. Demek ki baş başa kalacağız senden. Sonunda. Ölüme dek. Ben kadına geri veriyorum parasını. Hah, güzel, güzel. Kral da parasını geri alsın. Güzel, güzel. Aferin, aferin. Hadi gidelim şimdi. Özgürsün. Sokrates'e Satyros'tan bir armağandır bu. Hadi iyileşin, hepiniz gözüm görmesin size. Ah. Ah Satyros, ah. Ben gitmiyorum, burada kalıyorum Satyros. Anlamıyorum. O zehri vermek istemiyorum sana işte. Verme. Vermen gerekmez zaten. Sen getir, ben içerim. Hadi bak. Hadi yap. Hadi yap. Hadi. Sen içerken biz burada mı kalalım? Siz de gitseniz daha iyi olur sanırım. Sokrates. Eğer içersen bil ki sonu bu artık dostların için. Bak biliyorum. Senin için, benim için. Biliyorum canım. Belki sonun güzeli yoktur Xantipe. Ama bana kalırsa bu son güzele en yakın olanı yine de. Hadi canım sen git artık Pausanias'la. Hadi. Bana söyleyecek son bir sözün yok mu? Yıllar boyu bunca şey verdik biz birbirimize. Daha iyisini nereden bulacağım ben şimdi? Öyleyse benim sana söyleyecek son bir sözüm var. Sparta'ya gitmeyeceğim. Eski evimizde yaşayacağım. Günde 3 bakır parayla. Çocuklar. Çocuklar için mi yapıyorsun bunu? Hayır. Senin için. Seni yanımda tutmanın, senden herhangi bir şeyi yanımda tutmanın tek yolu bu. O evde benimle birlikte olur musun? Arası da olsun. Belki artık ne o evde olurum, ne de başka bir evde. Xantipe belki artık hiçbir yerde olmam. Ama öz varlığın. Öz varlığın benimle olur. Ah, öz varlığım elbette seninle olabilir. Onu anımsayan, onu isteyen herkesle olabilir. Ha, hadi artık ayrılık vakti geldi. Hadi bakalım. Yolumuza gidelim. Hadi siz yaşamaya, ben ölmeye. Hangisi daha iyi? Acaba kim bilebilir ki bunu? Hadi, kendinize iyi bakın. Ver bakalım şu zehri. Ah pap. Daha erken. Akşama kadar oyalanabilirsin. Kimileri önce güzel yemekler yer, şaraplar içerler. Biliyorsun işte. Hatta bazıları canı çekerse dilediğiyle sevişir bile. Acele etme sen de. Onlar öyle yapmakta haklıdırlar çünkü bununla bir şey kazanacaklarını sanırlar. Bense yapmamakta haklıyım çünkü bununla hiçbir şey kazanacağımı sanmıyorum ben. Nedir zehri biraz daha geciktirmekle
kendime gülünç düşerim. Yaşamın o yırtık pırtık eteğine boşu boşuna yapışıyormuşum gibi olur. Hadi versen şunu bana. Güzelce şöyle. Hem söyle bakalım ne yapmam gerekiyorsa. Bu işleri en iyi bilen sensin. Zehri içtikten sonra odanın içinde dolaşırsın. Bacaklarında bir ağırlık duyunca uzanırsın. Zehir zaten yapacağını yapar. Kaçıp gidebilirdin isteseydin. Ömrün boyunca köle oldun, sen bunu anlamayabilirsin. Ama insan özgür olmayacaksa, böylesi daha iyi. Sen başkaları gibi değilsin Sokrates. Yargıçlar adına bu zehri içmelerini söylediğimde kızıyorlar. Küfrediyorlar bana. Sen buraya gelmiş insanların en değerlisi, en iyisisin. Bana gücenmedin bile. Ölümüne kimlerin neden olduğunu, kimlere kızman gerektiğini biliyorsun. Ah. Ağırlaşıyor. Uzan artık öyleyse. Uzan. Yavaş. Yavaş. Bir ağrı hissediyor musun? Yok, hayır. Ya şimdi? Hayır. Hayır. Ha. Soğuyor yavaş yavaş. Soğuma yüreğine yaklaşınca bitecek. Asklepios'a bir horoz borcumuz vardı. Dostlar unutmasın. Hadi. Uğurlar olsun. Başka bir diyeceğin yok mu?